Yapay zeka aslında hayatımızda çok eskiden beri var olan bir kavram. Bu kavramın meslekler üzerindeki etkisini de son dönemde çok şiddetli şekilde hissediyoruz. Bu hissetmemizdeki ana neden mesleklerde daha kolay, daha yapılabilir, daha odaklanılabilir noktalar ortaya çıkarması. Yapay zeka bizim aracımız, veriyi işlemekteki önemli bir aracımız. Dolayısıyla gelecekte içinde veri olmayan bir meslek bulunmayacak. Veri olmayan bir meslek bulunmayacağı için yapay zekanın da destek almayacağı, yapay zeka ile desteklenmeyecek bir meslek olabileceğini söylemek mümkün değil. Troll yuvası tespit uzmanı diye bir meslek gelecekte karşımızda olacak. Peki bu mesleğin kapsamı nedir? Trollemek dediğimiz kavram bir kişinin sahte bir kimlikle ya da sahte bir haber yayması üzerine kurulu bir süre eğlenceli, bir süre zararlı olabilecek ama bir kişiden bahsettiğimiz bir harekette. Troll yuvası dediğimizde 100 ila 200 kişi arasında değişen bir sayının organize ve planlı bir biçimde bir atak yapması, sosyal medyayı bu yönde manipüle etmesinden bahsediyoruz. Troll yuvası tespit uzmanı dediğimiz kişi yapacağı şey şu, sosyal medyadaki bir anda grafiğin, etiketlemenin, insan yorumlarının, paylaşımların yaratmış olduğu değişimle birlikte oluşan dalgalanmayı gözlemleyecek ve bu konuda tedbir alması için ilgili mercilere uyaracak olan kişidir. Örneğin geleceğin dünyasında robotların ve insanların takımlar şeklinde çalışmasını bekliyoruz. İnsanlar bugün şirket içi süreçlerde takım olmakta sıkıntı yaşarken bir robotla takım olmayı nasıl organize edecekler? Takım olma işinde kimi zaman lider ve takipçisi şeklinde roller vardır ya da eş ortaklık modeli vardır. Bir robotla ortak olduğunuzda lider mi olacaksınız? Onun lider olmasına izin verecek misiniz? Ya da sizinle eş pozisyonda olmasına müsaade edecek misiniz? Peki bu kurgunun oturmasında kim yardımcı olacak diye soracak olursanız, bu kurgunun oturmasında da insan robot ekip yöneticisi diyeceğimiz yeni bir meslek türü, yeni bir meslek grubu yardımcı olacak. Ve bu meslek grubunun da yapay zekadan bağımsız olabileceğini, veriden bağımsız olabileceğini düşünmek mümkün değil. Ya da akıllı ev tasarımcısı. Şu anda akıllı ev evlerin içeriğini seçebileceğiniz, evinizi akıllandırmakta derecelendirebileceğiniz pek çok teknoloji var. Evinize bir teknoloji alacaksanız ve teknoloji bilginiz zayıfsa evinizi nasıl donatacaksınız? Kimden yardım isteyeceksiniz? Bu noktada da akıllı ev tasarımcıları devreye girecek. Bunun gibi pek çok meslekten, adını henüz duymadığımız meslekten bahsedebiliriz ama mesleklerin tamamında ya veriyi işleyen, veriden değer üreten, veriden anlam çıkartabilen, verinin gösterdiği yolda topluluğu, insanı, kurumu, şirketi yönlendirebilen, yapay zekanın gösterdiği yolda kararlar üretebilen, yapay zekanın gösterdiği biçimde değer üretebilen mesleklerden bahsediyor olacağız.